Merhaba arkadaşlar, 19 Şubat Cumartesi günü İngiltere-Lingfield yarışlarıyla birlikteyiz. Lingfield'da 8 koşu var. Türkiye Jockey Kulübü 2. koşudan itibaren 7 koşusunu aldı. E tabi yarışlar yapılır mı o da belli değil. E çünkü dün İngiltere'de çok sayıda yarış iptal oldu hava muhalefetinden dolayı. Lingfield yarışları da iptal olmuştu dün. Saltwell, Dundalk gibi birçok yarış abondene oldu, iptal oldu. Koşacak olursa Lingfield yarışları 7 koşulu bir program olacak. İlk koşu 16-25'te, 6'lı ganyanda ikinci koşuyla 17'de başlayacak. Birinci koşu 2000 metre mesafede handikap bir koşu. Safkanlara baktığımızda bir numaralı State Legend yarış hayatını Ascot'ta başladı. Sonra 3 kere Wolverhampton pistinde Class 5 koşuda koştu. Ve son koşusunu da 1900 metre mesafede 122.45 ile kazandı. O gün Daniel Masket ile kazanmıştı. Bugün Jack Michel idaresinde sahaya çıkacak. 2 numaraya baktığımızda Newmarket'te yarış hayatına başlayıp sonra Campton, e, Southwell e, ve en sonda bu piste Class 5 koştu. 1600 metreyi 99.06 ile kazandı. E, bugün e, çok başarılı e, jockey Raymour ile e, piste çıkacak. ki Raymour'un e, son bir yıl içinde bu piste %30'luk kazanma oranı var. E, diğer jokeyler de çok başarılı tabii ki. Bir numaralı Jack Michel yaklaşık %17 kazanma oranı. E, Richard Kızkat'ın yine %17-18'lik kazanma oranı var. Ama e, Raymour'un %30'un üstünde bir kazanma oranı var. Çok başarılı bir isim. E, ve 3 numaraya da baktığımızda Son iki koşusu klas 4 koşu yani rakiplerinin bir tık üstünde koşular koştu. E, bu pistte ve bu mesafede 124.96 ile ikinciliği var. 3 numaranın. 4 numaraya da bir pencere açmak lazım. 3 tane koşusu var. 3'ü de çim Çin pistte ve ilki klas 2 sonra klas 5 ve klas 4 koşular koştu. Çok da rakiplerine göre üst klas koştu. Ama çok da varlık gösteremedi. 6-5-4 yaptı ve 138 gündür koşmuyor burada bir bomba olacak ise tabii ki 4 numara yapacaktır onu. Ben burada 2, 3 ve 1'i ayırmadan yazmanızı öneririm. üçlü ganyan için özellikle. 7'li plaseye muhtemelen 2 numara gireceğini düşünüyorum. Linkfield'da 2. koşu 6'lı ganyan da ilk ayağı olacak. Burada da 3 isim çıkardım. Öncelikle 1 numaralı ve Viravey benim favorim, hatta tek bile önerebileceğim bir isim. Yaklaşık 186 gün aradan sonra e, piste çıktı. E, bu pist ve mesafede koşup 128 63 ile dördüncü oldu. E, bugünkü Jockey William Carson ile koşmuştu e, ve o gün 100 lira Ganyanı vardı. Çok büyük sürprizdi. Ama e, yakın ara dördüncü bitirdi. E, nefes yönünden de etkilendiğini düşünüyorum. Bugün nefes açığını e, kapattığını düşünerekten daha iyi koşacaktır. E, benim e, alternatif tek önereceğim bir isim, bir Avustralya e, temsilcisi. E, yanına rakip yazmak isteyenlere öncelikle 4 numaralı e, Maria Paradise e, öneriyorum. E, son koşusu e, bu piste ve bu mesafede 126, e, 24 ile 6 oldu. Bir numara ise e, benim tek olarak önereceğim, önerdiğim isim 128-63 yapmıştı. E, dediğim gibi 4 numara 126-24 yaptı. Yani arada yaklaşık 1,5-2 saniye var. Ama bir numara daha iyi koşmasını bekliyorum. Özellikle benim favorim onun için. Ve son olarak 7 numaralı Sor Joseph Swine'ı yazarak e, yeterli olacağını düşünüyorum. 7 numarada 68 gün aradan sonra... Bayan Jockey ile 2400 metre 152 saniyede e, üçüncü bitirdi. E, bugün R çok da e, şanslı olacaktır. Yine 109 gün arası var ama e, iyi koşmasını bekliyorum. Öncelikle 1 sonra 4 ve 7 diyorum. Altılı Ganya'nın ilk ayağında. Linkfield'da 3. koşu 5'li Ganya'nın da ilk ayağı olacak. 2000 metre mesafede handikap bir koşu. 9 e, e, safkan burada yarışıyor. E, burası çok e, istikrarsız atların e, birleştiği bir ayak. E, yani sürprize müsait bir ayak. Hangisi gelirse gelsin e, şaşırmam. E, ben burada e, çok isim yazmaktan yanayım. E, sıralamam ise şöyle. Öncelikle 3 numaralı Reeves e, Rob e, Roy. E, öncelikle önereceğim isim. Sonra 5 numaralı e, Marchetta. 7 numaralı Henley Park, 8 numaralı No saklak Luck, 1 numaralı Cafe Sydney ve 6 numaralı Miss Siligo'yu ayırmadan yazmanızı öneririm. 2 isim bıraktım dışarıda. Onların da performansları çok kötü. 4 numarayla 9 numara. Onları yazmak gereği duymadım. Herhalde bir bombada yapamazlar diye düşünüyorum. Sıralamam 3, 5, 7, 8, 1 ve 6. Lingfulta dördüncü koşu altılıkan yanında üçüncü ayağı 1600 metre şartlı bir koşu. Ee, henüz daha birincilikte tanışmamış e, safkanlar var. Birçoğu da koşmamış isimler. E, burada da e, dört isim çıkardım. E, sürprize müsait bir ayak olduğunu düşünüyorum. Ne kadar 2 numarayla 5 numara önde olsa da bana pek güven vermediler. 2 numaraya baktığımızda ilk koşusunu Newcastle'da Class 4 koştu. O gün çok sert rakipleriyle koştu. Godolphin'in 2 atı 1-2 yapmıştı o gün. Ve Class 4 koştu James Spencer ile. Bugün çok daha şanslı Megalodoro temsilcisi benim favorim sonra 5 numaralı mizmarı da yazmadan olmaz o da iki defa klas 5 bir defa defada Klas 4 koşu koştu Dediğim gibi pek güven vermediler bana Yanına 2 hatta önereceğim 10 numaralı Royal Aviation 154 gündür koşmuyor bir defa Çin pistte koştu ee, bence Jack Michel de çok daha iyi koşacaktır, hazır olacaktır, bir bomba yapabilir burada 10 numara Ve e, ilk kez koşacak olan 6 numara Değil 8 numara e, prime objektif Bunun e, da bir sürpriz yapma şansı var Churchill temsilcisi e, Öncelikle burada e, dediğim gibi 2 ve 5 e, Ondan sonra 10 on ve 8 e, diyorum arkadaşlar 5. koşu 2400 metre mesafede koşulacak. Burada da bank önereceğim bir isim var. O da 6 numaralı Desert Emperor. Bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bank olarak öneriyorum. Son koştuğu koşuya baktığımızda bu pis ve mesafede çıktığı koşu da İlk defa bu piste koştu son yarışına e, ve 148.7 e, ile kafa burun 3 at e, fotoladı. Üçüncü e, çıktı e, 6 numara ve o gün 62.5 kiloydu. Bugün 58 kiloyla koşacak e, bence e, rakiplerini e, geçecek yarışı kazanacaktır ve son koşularına da baktığımızda hep 60 kilonun üstünde 62 63 kilolarla koştu. Bugün dediğim gibi bir kilo avantajı var daha önceki koştuğu koşulara oranla. bank olarak öneriyorum 6 numaralı Desert Empery. İngiltere'de 6. koşu 1400 metre mesafede handikap bir koşu. Burada da 3 isimi ayırmadan yazmanızı öneriyorum. İlki 6 numaralı e, Tadrip e, William Carson'la benim favorim. E, 125 gün aradan sonra e, piste çıkıp e, koştu. 1600 metrede koştu ve buradaki rakibi 7 numaranın e, arkasında 4. bitirdi. E, ama nefes önünden etkilendiğini düşünüyorum. Bugün çok daha hazır e, gelecektir. Bir Aussie Dirim e, temsilcisi. E, benim favorim 7 numara. Ee, rakip olarak e, favorim 6 numara özür dilerim. Rakip olarak 7 numaralı e, Shattu Kill ki son 3 yarışını kazandı. E, atı da çok iyi tanı, tanıyan David Knin'le e, koşacak. E, 6, 7 bunlara rakip olabilecek bir isim var ki burada bir numaralı Tinker toy 215 gündür koşmuyor olsa da e, kesinlikle yazmadan geçmeyin derim çok daha üst klaslarda koşmuş bir safkan ve kum pistte bir kere koşmuş ve kazanmış. Aynı zamanda Jack Mitchell'le bugün yarışa katılıyor. ayırmadan dediğim gibi 6, 7 ve 1 numaralı safkanları yazmanızı öneririm arkadaşlar. İngiltere Lingfield'de kapanış 19.55'te olacak. 1400 metre mesafede şartlı bir koşu burada da dört isim çıkardım ama alternatif e, tek olacak bir isim var bana göre o da bir numaralı Dark Chris e, son iki yarışını e, Dundalk pistinde koştu e, kum pistte ve 6000 sterlik e, yarışlar e, daha önceki koşulları da genelde yani 10-15 yarıştır 6000 sterling e, yarış yarışlarda koşuyor Burası bir 2950 sterlinlik bir yarış. E dediğim gibi rakiplerine göre daha üst sınıflarda koşmuş bir at. E, tek olabilecek e, bir attır. Yanına at yazmak isteyenlere bu pistte ilk kez koşacak olan Mehmas temsilcisi 10 numaralı River Churus. Sonra 6 numaralı Jack Ryan. E, ve son olarak da 4 numaralı Global Acclamation'ı e, yazmanızı öneririm. Ee, dediğim gibi bir numara önde, sonra 10 10 numara 6 ve 4 diyorum e, son ayakta. E, dolayısıyla e, şablonumuza baktığımızda 4. E, ayakta 6 numara tek, e, ilk ayakta da bir numara tek atılabilir yahut da e, son ayaktaki bir numara tek atılarak bir şablon oluşturabilir. Yaklaşık 20 lira 25 lira civarında olur. Ve çalışmalarımı da bu şekilde paylaşmış oldum. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.